Değerli izleyiciler, bugün çok özel konuklarımız ve konumuz var. Bugünkü konumuz resim. Resim sanatı, ressam dostlarla birlikte geçireceğimiz güzel dakikalar. Ve görüyorsunuz ki muhteşem tarihi, arkeolojik bir takım bulgular, sanat eserleri var. Ta çok eskilere, milattan önceye dayanan. İşte bu mekandan yavaş yavaş resimlerin sergilendiği, ressam dostlarımızın içinde olduğu şu sergi salonuna doğru yürüyoruz değerli dostlar. Değerli kameraman arkadaşımız da bizimle birlikte hareket halinde. Şöyle kapıya doğru gidiyoruz. Açılıyor, açıl susam açıl diyoruz. Açılıyor, içeriye giriyoruz. Değerli dostlar, biraz evvel söylediğimiz gibi sizinle konuştuğumuz gibi hakikaten bugün farklı bir konu, farklı konuklarla birlikte sizlere merhaba demenin haklı gururunu, mutluluğunu paylaşıyoruz efendim. Bugün görüyorsunuz ki değişik mekan, bir serginin olduğu yerdeyiz. Değişik ressamlara ait değişik resimlerin sergilendiği çok özel bir salondan sizlere merhaba diyoruz. Ve şimdi ressam dostlarımızı sizlere tanıtmakla gerçekten mutlu oluruz. Buyurun efendim, böyle yanıma buyurunuz. Birimiz sağıma, birimiz soluna gelirseniz çok daha mutlu oluruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz değerli ressam dostlarımız. Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Ahmet Türkoğlu, şair, fotoğraf sanatçısı ve eskiden ressam. Ne güzel. Değişik branşlarda yetenekleriniz var. Sizi tanıyoruz efendim. Ben de Baksen Çeliker, eğitimci ressamım. Çok güzel. Farklı alanlarla, disiplinlerle de ilgileniyorum. Hem eğitimci hem ressam. Yani evet. Resim eğitimi veren, evet. Ya da eğitim yapan ama resim de yapan. O kısım zanaat kısmım oluyor. Çünkü akademiyi bitirirken iş sahibi olmak için bitirdik. Çok haklısınız. Onun haricindeki kısımda da yaptığım resimlerle de ressam olmaya çalışıyoruz. Tabii estağfurullah, ressamsınız tabii ki. Şeyler yapıyoruz, üretiyoruz. Eserlerinizi değerli izleyiciler de izleyecek. Biraz sonra tabii yaptıklarınızdan örnekler var. Ahmet Bey ile konuşalım. Ahmet Beyciğimiz sizinle böyle konserlerde fotoğraf çekerken daha çok tanışıyorduk. Ama bu yönünüzün olduğunu inanın bilmiyordum. Fotoğraf sanatçısınız aynı zamanda. Resimle de ilgileniyorsunuz. Evet. Gençliğimden beri fotoğraf sanatıyla ilgilenmekteyim. Gönlünden geçen şey o. Çok daha güzel. Sonralarda da bir ara işte resim sanatına bağlandık. Resim sanatı biraz daha meşakkatli işler olduğu için şu anda da dostlarımıza fotoğraf sanatıyla ilgili yardımcı oluyoruz. Bazen sergilere katılıyoruz. Bazen de dostlarımıza sizler gibi güzel konserlerde sizlere de fotoğraf Ne mutlu. Biz gerçekten çektiğiniz fotoğrafları paylaşıyoruz. Çok güzel enstantaneler yakalıyorsunuz. Konserin anlamına, amacına uygun. Ama bugün içinde bulduğumuz ortam gerçekten çok keyifli. Çünkü değerli izleyiciler, Grup TV'nin değerli seyircileri, efendim bugünkü görüntüler, görüyorsunuz ki değişik tablolar. Değişik ressam dostlarımızın tablolarının olduğu bir sergiden sizlere sesleniyoruz. Hatta biz sohbet ederken böyle yavaş yavaş şöyle gidelim. Hem kameraman bir taraftan da resimleri görsünler. Bakın değil mi, burada bir portre mi söz konusu efendim? Evet, burada Nuran Say hocamızın Gazi Üniversitesi'nde geleneksel halı motiflerini ele aldığı temalar vardır. Ve bu halıları, kilimleri, motifleri dokuyan kadınların da portrelerini içerdiği kanvas üzerine artı dijital baskıyla müdahale edilen farklı çalışmalar var. Çok değişik değil mi? Hem bakın, geleneksel hem modern, hepsi bir arada. Evet, çünkü resim tarzları değişik değil mi efendim? Ekolleri var, siz onun uzmanısınız. Buna portre diyoruz değil mi? Yani İnsan yüzünü içeren resimleri. Evet, portre. İnsan yüzündeki orantıları ifade eden portreler. Çoklu portre. Çok güzel. Gerçekten değil mi? Yaşlılığı, gençliği çok güzel bir şekilde vermişler. Hemen yanına geldik. Bir peyzajla, yani bir manzarayla birlikteyiz değil mi? Burada neyi anlatabilir ressam? Bakalım kimin acaba diye şöyle. Evet, Safiye Akyıldız dostumuza buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Kendileri yoklar ama. Nasıl bir resim? Naif bir resim mi? Naif bir resim, evet. Ne demek naif resim? Doğaya çok bağlı kalarak, ince detayları resmederek, o saf, temiz duygularla, çocuksu, doğal. Evet, mi evet. Yani çok fazla uğraşmamış, böyle çocuksu bir tavırla doğayı tasvir etmiş, ağaçları, çiçekleri. Bugün özlediğimiz şeyler bunlar. Kesinlikle, değil mi? Evet, evet. Böyle bu koyu kıştan sonra, hastalıklardan kesinlikle sonra. Kesinlikle. Hep kaçıyoruz hemen fırsat buldukça. Böyle evet, yerlere kaçıyoruz. Hemen kaçıyoruz. İçimizde bahar oldu. Ahmet Beyciğim, buyurun, siz ne diyorsunuz? Görseldeki bölge Urla'daki sahilinde. Hanımefendinin kendi, evet, kendisinin
fotoğraftan nakşettiği, işlediği. Fotoğrafa bakarak mı yapmış? Evet, yapmış. Evet. Söyledi. Ama hayalinde çok güzel. Kendi bölgesi, yani kendisi gidip bulundu bir yer. Çok değişik. Hemen geliyoruz, değerli kameraman arkadaşımız da bizimle birlikte geliyorlar. Bakıyoruz yine bir portre ama bir karamsarlık mı var burada acaba? Farklı bir teknik. Ünal Kuş hocamızın Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Hatay'dan gelen bir çalışma. Evet. Dışa vurumcu figüratif resimler. Çok değişik değil mi? Burada ressamın ruh halini anlayabiliyor muyuz? Tabii ki. Zaten dışa vurumcu resimlerde odur. Yani gördüğün değil, gördüğüne kendi kattığın yorumlar. Evet değil mi? Bir soyutlama var, tabii bir yorumlama var. Evet. Buna estetikte Einfühlung deniyor. Yani aynı şeyi birlikte yaşamak, kesinlikle, empati kurmak demek ki buradaki ressamın vermek istediği imaj o demek kesinlikle ki. Yani biraz karamsarlık var, belki çekimserlik var ama güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Teknik ve tarz burada ön planda. Konu biraz daha ikinci planda, doku, leke. Bunlar evet, çok önemlidir var, plastik sanatlarda. Biraz da cesaret istiyor değil mi? Yani tabii, bu resmi yaparken fotoğraf olmadığına tabii, göre. Tabii, tabii. Çok cesur renk kullanımı, yani keza renk dengesi. Beğenilme kaygısı yok. Yok, yani haklısınız. Artık öyle bir şey yok. Doğru. İçerik, efendim, temel, niceliği önemli. Hemen buraya geldik. Çok hoş bir resim var. Kime aitmiş efendim? Hemen Ayşe okuyalım. Ulaşan Cebeci. Evet. İstanbul'dan. İstanbul'dan gelmiş bu resim. Buradan ona sevgilerimizi sunuyoruz. Evet. Başarı dileklerimizi iletiyoruz. Burada neyi anlatıyor olabilir? Hem Ahmet Bey'e soralım. Önce sizden başlayalım. Ahmet Bey nasıl yorumlayacak bakalım resmi? Farklı bir çalışma. Küçük nüanslardan bütüne giden bir soyut düzenleme yapmış. Çok değişik. Kendi bakış açısına göre soyut, somut bir nesnellikten mi yola çıktığı ya da kendi hayal gücü mü, orasını onu bilmiyoruz. Onu bilemiyoruz. Ama biz gördüğümüzde soyut bir, ama abstrakt. Ama renk uyumunu nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok hoş. Yani, soyut bir resim. Abstrakt. Pastel tonlar. Pastel tonlar kullanmış. Çok belirgin, böyle çok cavcavlı renkler kullanmamış. Evet. Ama istediğini vermiş. Kesinlikle. İstediğimiz gibi yorumluyoruz. Evet. Ama şimdi kompozisyon çok önemli. Ama şimdi geldik benim de çok sevdiğim kedilerle ilgili efendim fotoğrafa. Sayın Ahmet Türkoğlu yazıyor altında. Teşekkür ediyorum. Şöyle buyurun efendim. Sizi. Bu eser bizim 20 Şubat'ta Kemeraltı'nda ve İzmir'in bazı bölgelerinde gezi yaptığımız bir fotoğraf gezisi yaptığımız bir esnetanede çekildi. Çok güzel. Salih Akçıoğlu Camii'nin ön tarafında bir sebil var. Evet. Sebilde evet, kedi aynı durduğu şekilde durmaktaydı. Su içmeye çalışıyordu. Su kapalıydı. Evet. Herhalde içmek istiyordu zannediyorsun evet, ki. Evet. Biz evet, de bunu fark ettik. Çeşmeyi hafiften açtım. Anlattığım şekilde, aynı şekilde. Ve bakındı. 4-5 sefer sağına soluna bakıldı. Tam evet, 125 kareden çıkan bir fotoğraf. Ama ne kadar güzel yakalamışsınız. Ve bunu değil mi? Dilinde bakın, yarım saat süren bir esnetane evet, sonucunda çok çıkan. Çok güzel ama yakalamışsınız. Hayvan dostlarımız yani da. Yani özellikle de işte bakış açısında kedimizin hayatta tutunmak, yani su içmek, yaşama çabası. Öngören bir. Çok güzel. Felsefesi de çok güzel. Harika yakalamışsınız. Fotoğraf sanatçılığı da ayrı bir şey değil mi? Fotoğraf sanatçılığı çok, ayrı bir şey. Çok değişik bir şey. Bunun tarihçesi zaten çok büyük bir tarihçesi evet, var. Bakış, tamamen oradaki bakış açısı önemli. Işık yakalamak, arkadaki ışığı yakalamak, öndeki fonu yakalamak, evet, bir resime nazaran daha farklı bir şey. Resim çok, olanı veriyor. Yani resim derken yoruma tabi. Tabii, ressam arkadaşımız kendine göre yorumluyor ama fotoğrafta aynen bir şeyi başka yansıtıyorsunuz. Birçok sanatçımız zaten resimden bile sanat yapıyor. Yani fotoğraf. Öncelikle evet, fotoğraf zaten ön baskı. Doğru. Fotoğrafı görüyorsunuz, oradan bir hayal veya doğayı görüyorsunuz, oradan bir fotoğraf. Kafanız bile onu evet, fotoğraf çekiyorsunuz orada gözünüzle. Çok doğayı. Doğru. Yani zaten insan özgü özellikle. Yani. Sanat denildiği zaman tabii, hayvanların sanatı olmadığına, kültür olmadığına göre yani, çok iyi yakalamışsınız işte gerçekten. Onu. Evet. Peki sizce resim sanatının varlık nedeni ne olabilir? Niye resim yapmış insanlar? Yani genel olarak sanatların varlık nedeni dönemini anlatmak. Bir 50 yıl sonra geriye baktığımızda evet, o dönemde şu varmış, şu şekilde yaşanmış, şu değerler önemliymiş diye kültürün oluşmasını sağlıyor yani. Yoksa evet, o ilk insanların duvarlara, mağara duvarlarını yaptığı resimler, evet, onlar sanat olsun diye yapmamışlar. Onlar için bir totemdi o. Totemdi. Çünkü hani büyü amaçlı yapıyorlar. Belki şamanlarda büyüğü var da. Çünkü onu yaparsa daha büyük av elde edecek. İşte oraya çizdiği savaş sahnesiyle savaşı kazanacak. Kendine onu şartlandırıyor. Evet, onun için vardı. Yani insanların yaşam kinsel,
bir değeri de var. Manevi tabii, bir değeri de var. Değil mi onun yani? Kesinlikle. Bir takım kötülüklerden kendini koruyacağına inanmak totem. Hatta altında büyücülük de var. Hemen geldik bir portreye daha. Değişik bir resim burada da. Yine Ayşen Hanım'a ait bir resim Ayşen değil mi? Ayşen, Ayşen mi? Ayşen, Ayşen Hanım'a ait İstanbul'dan bir resim. İstanbul'dan bir arkadaşımız. Kendisine bu programı çektiğimizi bildirirsiniz değil mi? Tabii ki. Yani cumartesi günlerinden ekibimizi, yayınlanacak bu program genelde. Kendileri de izlesinler. Kendiyle ilgili fotoğrafları, resimleri. Mutlu olacaklardır. Çünkü mutlaka çalışmalarının sergilendiğini, bir medyaya çıktığını çok bilmek güzel. Çok keyifli. Değerli bulunduğunu hissederler. Çok güzel. Efendim görüyorsunuz ki değerli dostlar, bugün hakikaten değişik bir format üzerinde çalışıyoruz. Grup TV'nin değerli izleyicileri, hepiniz mutlaka bu programı kaçırmayacaksınız, izleyeceksiniz. Resim sanatının önemini, ne gibi faktörler içerdiğini bizzat resim ustalarıyla ve eserlerle izliyoruz. İçinizde resim yapmakta olan, resme meraklı dostlarımız da varsa onları davet ediyoruz. Bir dahaki programda onlar da kendilerini tanıtma imkanı bulabilsinler deyip hemen geçiyoruz bir natürmort'a. Natürmort ne demek efendim? Natürmort ölü doğa. Bir masanın üzerine herhangi bir köşeye kumaşların, meyvelerin, işte cansız nesnelerin konularak yani karşıdan resmini yapıldı. Yani bu çiçekler vazoda olmayıp da dalda olsaydı natürmort değildi. Olmazdı. O peyzaj. Yani peyzaja girerdi. Ölü doğa, natürmort. Öldürüyoruz sonra resmini yapıyoruz. Evet yani büyük o güller. Çelişki değil mi? Hakikaten. Evet. Aman burada çok değişik bir resim var. Halil Sezgin'e ait, İzmirli bir ressam dostumuz herhalde. Evet. Burada görmek istediği ne acaba ressam olarak? Siz ne dersiniz Ahmet Beyciğim? Gözlerine dikkat ettiniz mi? Evet. Gözleri bu mavi. Gözlerde ne var? Gözlerdeki mavilikte dünyanın bakış açısına bakıyoruz. Hatta gözün siyahı kısmına bakın arkadaki evet, fon. Yıldızlar ve gökyüzü. Evet. Onu anımsatmış. Evet. Evreni mi anlatıyor? Evreni anlatıyor. Evrende de bunun yanında ben yaşıyorum. Evet. Benim temama göre yani beni izle. İzle anlamına geliyor. Anlamında gelen bir, çünkü yukarıda çok çiçekler gerçekten romansal bir hava vermiş. Evet. Yani beni gerçek izle üstüncü mü? Gerçek üstüncü. Sürrealist bir akım değil mi efendim? Sürrealist. Yani çünkü gerçekte bu yok. Yani gözünde yıldızları görmüyoruz tabii, kimsenin tabii, ama. Tabii tabii evet. O tabii ressam arkadaşımız kendine göre yorumluyor. Tabii kendince. Bir taraftan kendince da üzüntüyü veriyor yalnız. Evet. Tabii tabii. Yanaktan bir taraftan da ben sizi çok eğlendiriyorum doğru. Ama. Evet. Evet. Sizi eğlendirirken de ben kendim içimde yapabiliyorum diyor. Üzülüyorum diyor. Yani burada bir üzüntü de var. Var tabii. Var değil mi? Hadi geldik böyle. Burada da bir bakıyoruz, bir portre yine var. Bakış açısı yani. Sevda hayata. Yel Dua. Evet. Ya ait bir resim. Aynı zamanda pastel renkler kullanmış. Öyle mi? Tiyatrocu bizim burada. Evet. Çatlak evet. Tiyatro'nun yönetmenidir öyle kendisi. Mi? Hatta biz Alice Diyar Harikaları Olmayan Diyar'da diye bir oyunda çok güzel. Oynadık hep beraber. Siz tiyatroda mı yaptınız? Yaptım. Aa ne kadar var. O yeteneğiniz de var. Valla işte keyifliydi dışarıdan izlemek. Bir de deneyeyim dedim. Denedim ama gerçekten zormuş. Harika olmuş, doğru. Replikleri ezberlemek, o ruh haline girmek, duyguya keyifli girmek. Keyifli değil mi oyunculuk? Keyifli ama yapamıyorsun da bir anda. Yaparsınız evet. Yavaş yavaş işte bir tanesi. Ahmet Bey siz oyunculuk denediniz mi? Oyunculuk denemedim hiç. Evet. Ben düşünür müydünüz? Eşimin ve birkaç kişinin söylediğine göre mimikler vesairelerden olabilir deniliyor ama. Bizde çok uygun ama. O deniliyor ama. Ama yapmadık şimdiye kadar. İmkanlı. Öyle bir teklif olmaz. De olmadı. Yani. Hiç belli olmaz. Belli olmaz ya. Yani. Aman aman çok güzel bir resme de Aslı Saygın'a ait bir resim. Yine bir doğa resmi mi? Natürmortlu galiba bir peyzaj yine değil mi? Yani canlı peyzaj tarzı soyutlama abstrakt bir resim. Somut nesnellikten yola çıkmış evet, çiçeklerden. Yani. Oradan karamsar bir bakış açısı evet. Da var. Beyazlarla evet. O hayatın olumlu yönlerinde. Evet böyle bir şey. Hayat zaten bir çelişki içindedir. Evet, o çelişkiyi görüyoruz resimde. Yani bence. Ressam kendi iç dünyasını tabii. Tuvale yansıtıyor. Kesinlikle. İle fotoğraf tabii. Gibi olmasına gerek yok. Tabii zaten. Çünkü bu tamamen bir yoruma tabi. Değil mi efendim? Tabii, tamamen kesinlikle. Bir yoruma tabi. Dolayısıyla ressam olmanın kendine ait özellikleri var. Kesinlikle. Herkes resim yapabilir mi? Herkes resim yapar.
Ama öğrenilecek aşamaları vardır. Onları öğrenir, o teknikleri uygular. Ama ondan sonra yaratıcılık devreye girdiği zaman o yetenek, yani belli aşamadan sonrası, hani kalıtsal bir yetenek vardır, evet, ya. Yeteneği olmazsa evet, yapamıyor. Evet, sadece öğrenilen tabii kısmını. Zaten müzik gibi, tiyatro gibi. Her şeyde olduğu gibi temelini alabilir, tekniklerini öğrenebilir, temalarını, konularını öğrenebilir. Ama ondan sonraki kısım yeteneğin olması hoca, lazım. Bir hoca, bir öğretmen, usta bir ressam, bir yeteneği olan bir öğrencisine evet, ne zaman, ne kadar zamanda resim yapmayı öğretebilir? Böyle bir süre var mı? Süreç var. Öyle bir süre yok. Her bireyin algısı farklıdır. Özellikle verdiğin teknikleri ve bilgileri alabiliyorsa, algısı açıksa, o zaman çok hızlı ilerliyor. Fakat aynı teknikle, aynı yöntemle diğer bir öğrenciye yaklaşıyorsun, bir şeyler veriyorsun ama o ilerleyemiyor. Yani her bireyin farklıdır. Yani onu değil mi? Yani, peki Ahmet Bey'e de soracağız. Bu tabloyu yorumlasın öncelikle. Sonra fotoğrafla ilgili bir sorun var. Bu fotoğraf efendim niye anlatıyor? Nalan Gördüren'e aittir tablo. Oradaki uzaktan denizde bir temanın uzaktan görüntüsünü andırıyor bana. Evet. Yukarıda da bulutlar var. Mevsim yani nedir burada? Sonbahar. Mevsim burada ilkbahara dönen veyahut da sonbahardan kışa dönen bir zaman. Sonbahar olabilir sizce? Valla romantizm tarzında bir çalışma. Sarı, kırmızı, turuncular sonbaharı gönderiyor bize. Evet. Sonbahar gibi. Aslında yaz olarak da görebiliriz. Çünkü artık baktığımız ruh hali hangisi. Değişir. Tabii. Çok doğru. Geldik yine muhteşem bir resme. Sevim Cingöz'e ait Balıkesir'den. Balıkesir'den gelen bir resmi. Evet. Burada efendim sizce niye anlatıyor? Bu biraz böyle mitolojik bir tavır mı var burada? Kuşlar, anka kuşu mu örneğin? Evet, işte bu tarz çalışmalarda sanatçıyı tanımak gerekiyor. Çıkış evet, noktasını bilmek gerekiyor. Evet. Biz şu an gördüğümüz kadarıyla farklı bir kurgu var burada. Evet. Kuşlar mitolojiye mi gönderme yapıyor, yoksa özgürlüğe mi gönderme yapıyor? Var. Bahar var, yaşamın o evet, mutluluğu var, çiçekler hareket falan. Hareket var mı? Hareket var, rengarenk. Yine de umutlu, var, hayata bağlı. Bağlı. Çok kuvvetli, güçlü renkler kullanmış. Kesinlikle iddialı cesaret, renkler. Peki sizce resim yaparken renk tasarımında, renk seçiminde orada sanatçının kendine özgü havası var mı? Yani tabii, tabii, bir tuvali oluştururken çok renkli kullanmak mı önemli? Kendine göre pastel renkler kullanmak mı? O sanatçıya göre değişir. Sanatçının da dönem dönem ruh hali dalgalanması oluyor. Farklı bir dönem mavi ağırlıklı resim yaparken diğer bir dönem farklı bir renge geçiş yapabiliyor. Ama genel olarak paletine baktığımızda bu şu kişiye ait diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz. Yani imzası var. Evet, imza. İmzası var. İş dünyalarında zaten demin Baksan Hanım'ın söylediği gibi ruh halleri her zaman ne kadar palete güçlü de olsa, palete aynı düzeyde de olsa bazen renklerde kişilerin kendi o günkü veya o zaman o dönemdeki ruhsal durumu kendisini dışa vurum yansıtıyor. Çok doğru, çok doğru. Hemen geldik burada efendim. Yabancı olmayan bir tablo var. Değerli dostlar, yabancı olmayan derken ressam dostumuz şu anda yanımızda. Onu dünyaya getiren, bu resmi var eden kişiyi görüyorsunuz. Hemen hemen kendi resminin önünde izah etmek için, açıklamak evet, için duruyor. Ne yazıyor efendim? Baksan Çeliker. Çeliker. Bakalım hadi, baksan dediniz, baktık. Evet. Şimdi bu çalışma empresyonist bir çalışma. Post empresyonizme de kayıyor biraz. Genel olarak işte Anadolu insanımız, bizim yaşadığımız değerler, kültürümüz, gezdiğim yerlerden mutlaka bir şeyler kalıyor, gördüğüm şeylerden. Neresi burası? Burada Antep'e gittik. Bir evet, gezimiz vardı bizim, bir tur. Evet. Antep, Urfa, o civarları dolaştık. Güneydoğu'ya gittiniz. Evet. Orada bir yöresel gittiniz, gezimiz oldu. Orada bize sıra gecesi yaptılar. Çok İşte güzel, bu şekilde etkinlikler güzel, yaptılar. Seri halinde bir sürü çalışma evet, yapmıştım. Evet. Bunlar da o oradan seriden iki tane. Oradan kalan bir anı oldu. Evet, şu anda bunu görünce ben baktığımda o geziyi hatırlıyorum. Tekrar tekrar o geziye gitmiş oluyorum. Ne zaman oluyorum, gitmiştiniz?
Covid'den önce. Evet, Covid öncesi. Covid sonra, Covid ama önce. Ama çiğ köfte bizi iştahımızı açacak yani. Evet, oradaki çok güzeldi ama yani. Evet, o yerinde gerçekten yemek, çok güzeldi. Yerinde yemek çok farklı. Evet, şimdi değişik bir görüntü var burada. Akıtma yöntemi. Evet, bunu anlatır mısınız? Ne demek akıtma yöntemi? Akıtma yönteminde de renkler birbiriyle değişik üfleme yöntemi var. İşte saç kurutma makinesiyle ya da tuvali böyle hareket ettirerek yapılan değişik çalışmalardır. Daha rastlantısal sonuçlar ortaya çıkıyor. Onu kontrol edip nerede duracağını bilmek de sanatçının, çalışmayı yapan kişinin artık şeyindedir. Tabii. Bu şekilde akıtma çalışması yapmış. Metalik bir renk kullanmış. Metalik renk her zaman için teknolojiyi ifade eder bence. Kırmızı var, hayata bağlılık. Peki bu pano gibi görünüyor. Yani bir yer duvarda süsleme açısından. Gerçek resim sayılabilir mi? Yani bir tablo, diyelim ki bir portre yapmak gibi, bir manzara yapmak gibi resim sanatı olarak kabul edilir mi? Mesela biz akademide eğitim alırken triptik çalışmalar diye çalışmalar da vardı. Bu da sanatta yeri var. Ama yani artık bu içerik önemli. Ne kadar var akıtma bu tarz. Mesela Jackson Pollock'un da yine boyaları dökerek yaptığı çalışmalar vardır. Bunu yapan kişinin akademik altyapısı ve o alana ehil olarak hakim mi? O kısmına bakıyoruz. Ondan sonra bu tarz çalışmalar değerlendiriliyor. Evet. Direkt çalışmayı kendi halinde ele aldığımızda biraz yanıltıcı olabilir. Yanıltıcı. Yani bunu herkes yapabilir mi? Akıtma ya yapıyor. Şimdi herkes yapar tabii yani boyayı yapar. Herkes yani ama nerede duracağını bilmek. Gerekiyor mu? Yani burada bir tablo yapar gibi, bir manzara resmi yapar gibi bir yaratıcılık gerekiyor mu, yoksa renklerin bir araya geçiyor? Burası biraz daha spontan. Evet, spontan. Ya ebru tekniği vardır ya, evet, ebruyu herkes yapar, evet. Suyun üzerinde yüzen renkler. O bir sanat mı diye tartışılır tabii, değil mi o da? Ya geleneksel sanatlar evet. Olarak geçiyor ama insanları yakalama açısından da bir artısı oluyor. Niye? Doğru. Çünkü spontan kendiliğinden göze hoş gelen bir şeyi herkes yapabilmiş oluyor. Evet, doğru. Çekiyor cesaret yani. Cesaret veriyor bir taraftan. Evet, evet. Şöyle geliyoruz. Birazcık da kolayına kaçmak oluyor sanki. Evet. Bilmiyorum ki. Evet, bizi izleyen değerli dostlar. Görüyorsunuz ki bugün Grup TV farklı bir ortamda, farklı konuklarıyla birlikte, sanatçı konuklarıyla birlikte sizlere merhaba dedi. Gerçekten bundan sonra zaten arzu ettiğiniz mekanlarda bizi karşınızda bulabileceksiniz. Dolayısıyla sizin hangi yeteneğiniz varsa o yeteneğinizi bulunduğunuz mekanda sergileme imkanını Grup TV size verecek efendim. Cesaretinizi topluyorsunuz. Altyazı geçiyor şu anda ekranlarda. Mutlaka o numarayı arıyorsunuz. Ben bunu yapıyorum. Böyle bir yeteneğim var. Ben çok güzel yemek yaparım, ben çok güzel şarkı söylerim, evimde misafir etmek istiyorum sizi. Ya da sergide buyurun dediğiniz anda hemen geliyoruz, hiç merak etmeyin. Yani düşünmeyin acaba gelir miyiz diye, geleceğiz efendim. Hemen geldik buraya. Hocamızın sevgili, evet şimdi gelelim buraya. Bu kim efendim, kime Cem ait? Cem Güzeloğlu, Ege Üniversitesi'nde medya derslerine giren bir hocamız. İki farklı çalışma. Biz bunları birleştirerek astık çünkü yer sorunu sıkıntısı olduğu için farklı çalışmalar. Evet. Dijital çalışmalarıyla daha çok ön planda olan Cem Güzeloğlu hocamızın çalışması. Kendince ifade etmek istediklerini bu şekilde dile getirmiş. Ahmet Türk, şöyle gelelim efendim. Ahmet Bey, şöyle buyurun. Benim bir kablo engel olmasın sizinle. Evet. Şimdi hep resim konuşuyoruz. Fotoğrafa da yer verelim değil mi? Evet. Peki siz fotoğraf çekmenin bir sanat olduğuna evet diyor musunuz? Ben evet diyorum. Her zaman fotoğraf çekmenin de az önce Baksan Hanımefendi'nin söylediği gibi fotoğraf çekmenin de bir usulü, bir sanatı var, bir şekli var. O deklanşör bastığınız zaman neyi yakaladığınız önemli. Evet. Bir magazinsel fotoğraf var, bir basın fotoğrafı var. Haber mi yani? Bir haber fotoğrafı var, bir de sanatsal fotoğraf var. Peki haber fotoğrafıyla sanatsal fotoğraf arasındaki fark ne? Arada çok fark var. Haber fotoğrafında bir kareyi yakalarsınız, direktmen yayına servis edersiniz hiç oynamadan. Oradaki ne varsa o görünür. Gerçekleri yansıtırsınız. Gerçekleri yansıtırsın. Ama sanatsal fotoğrafta da sanatı işlemek zorundasınız. Magazinde ise o magazindeki kişiyi ön plana çıkartmak zorundasınız. Sanatsal fotoğrafla ressam arasında ortak bir nokta var mı? Var. Sanatsal nedir fotoğraf o? Çünkü işte az önce ressam arkadaşımızın söylediği gibi evet. O da fotoğraftan çalışıyor yeri geldiğinde. Buradaki ortaklık burada. Fotoğraftan da çalışıyor. Bu ortaklık burada çıkıyor evet, esas. Evet, çok enteresan. Yani
Oradan baktığımız zaman, demin de söylediğimiz gibi ikisi birbirinin aslında sanata baktığımız zaman ikisi birbirinin doğru. Aynı tamamlayabiliyor. Tamamlar. Tamamlamadan evet. Zaten bazı şeylerde de ressam her zaman bir şey çıkartamayabiliyor. Doğru. Her yani, zaman çıkartmayabilir. Hemen geldik buraya. Değişik bir resim. Evet, Meral Erdoğan'a ait. Burada hep ayakkabılar görüyoruz. Evet, işte buradan yola çıkıp hikayeni kendin burada kurgulayabilirsin. Ayakkabılar hiperrealist. Arka fonda biraz daha soyutlama ve abstrak, lekesel bir tonlama var. Yani iki akımı birleştirmiş bir çalışma gibi. Evet. Ayakkabılardaki o bizi artık hangi düşünceye göndermek istiyor bilmiyoruz ama kelepçeler. Yani bir fetiş. Düşünceyi ki ressam arkadaşımız evet, dün anlattı. Evet, evet. Düşüncede kadınların ve zamanın da döneminde kölelikteki tabii. Kullanılan postallar vesaireler, zincir. Oradan onu tamamlıyor. Yani eskiden mahkumlar ve postallar yani vardı. Kaçmış bu ayakkabılarını. Bırakıp kaçamıyor yani. Zincire vurmuş insanlar anlatıyor burada. Ama burada kaçmış değil mi? Sürrealist bir çalışma. Öyle düşünürüz. Yani, öyle düşünürüz. Zincirde ayakkabıyı bırakıp özgürlüğe yani, doğru koşmuş. Kaçır. Onu bırakmış. Kaçır. Dali'nin yani. Resimlerindeki gibi böyle bir düşünce. Dayı. Evet. Sürrealist bir gönderme evet, bak, çalışma tarzı da var güzel. Orada. Hemen geldik buraya bir baykuş var değil mi? Evet. Baykuş. Serap Timuçin Uytu. Uyu. Pardon. Uyu. Evet, değişik bir soyad. Uyu. Yumuşak K'yle bitiyor. İzmirli bir sanatçı. Burada baykuş ve gece ile ilgili bir şey kullanmış. Hatta baykuşun da tacı var gibi geldi bana. Sanki. Evet, oralarda daha fazla dokulu bir boyama tekniği kullanmış. Evet. Bazı yerlerde akıtma tekniği ve biraz daha saydam renklerle evet. ifade etmiş. Buradaki düşünce olarak neyi ifade etmiş, bizi nereye göndermeye çalışıyor? Ben Ahmet Bey'e soracağım onu. Hadi soralım. Ne burada bana kalırsa renklerin bakış açısı diyelim demin dediğimiz gibi. Hı-hı. Yukarıda ay var. Evet. Ben sana bakıyorum. Baykuş gece çıkıyor çünkü. Gece çıkıyor. Ay var işte. Aydan algılarsak. Oradaki üstteki de sizin bakış açısınız çok güzel. Evet. Taş değil de yukarıdaki tepesindeki tüyleri anımsatan. Renkleri aldı. Gökyüzünden gelen yıldızlardan alınan bir. Naif bir resim ama değil mi? Naif. Sanatçı arkadaşımız zaman zaman böyle temalarda genelde belli bir dönem böyle çalışıyor. Ondan sonra bir tane şey buluyor. Onunla çalışıyor. Yapısı öyle diyor kendisi. Metaforik bir çalışma bence. Evet. Metaforik. Metaforik bir çalışma. Çok güzel. Evet, burada Harika Menteş hanımefendiye ait bir resim. Evet. Evet, bir göz görüyoruz. Elde tutulan bir göz bu. Yine bir İstanbul'dan. Gerçek üstücü yaklaşım. Gerçeküstücü bir çalışma. Yorumu nasıl yapabiliriz burada? Yorumu? Yani gözünü mü vermiş sevdiği insana? Gözü gibi baktığı insana? Ya da gözü gibi çok güvendiği bir insan onun gözünü mü almış veya? Bir de şurada şeyler var. Demirler hapsedilmiş. Aynen. Olmayı da ifade aynen. ediyor. Karamsarlaşmış. Evet, hani evet. birisine bağlanmış, arkası sevgi yapalım. Vermiş. Evet. Ama onun onda bıraktığı iz olumsuz olmuş. Hapsedilmiş yerli, bir ruh haliyle. Bütün bakışıyla onun elinde yine. Yani onu terk etmemiş değil mi efendim? Etmemiş, edemiyor edememiş. Baksana. Çünkü elinde bir zorunluluk var şeklinde görüyoruz. Evet, bu böyle bana Mısır'ı hatırlattı. Ben Mısır'ı gezdiğimde sarılar görünce, Kahire'yi de gezdiğimde, oradaki müzelere gittiğimde bu renklerin, bu biçimlerin hakim olduğunu görüyordum. Kübist bir çalışma tarzı. Alev Güler Hanım'a ait. Evet, kübist çalışma. Bu. Çok temiz çalışmış ama temiz, değil mi? Temiz, renkler temiz. Buradaki at gerçek at mı? Sizce hayali bir at. Hayali. Hayali duruyor. Çünkü sanmıyorum. Ama antik çağda böyle bir at düşünebilir. Tanrısal bir nitelik taşıyabilir değil mi efendim? Geliyoruz şimdi farklı bir çalışma biçimine. Empresyonist mi diyelim ona? Ne diyelim? Yani izlenimci bir akım. Post empresyonist bence. Yani post empresyonist ekspresyonizme de kayıyor. Post empresyonist en güzeli bence. Diğer izleyicilerimiz için bu kavramı açıklar mısınız? Işığı önemsiyor. Gün ışığını ve somut nesnelliği de önemsiyor. Fakat resmi yapan kişi kendi duygusunu, ruhunu renklerle dönüştürüyor. Yani gördüğü renkten ayrılıyor. Kendi duygusundaki rengi ifade ediyor ve evet. tuşe paletiyle, kendi yorumuyla arka planda çok olsun güzel. Figürlerde nüanslar oluşturuyor. Lekeler. Bale yapılıyor. Evet. Sahne olabilir bu. Evet. Bale ve balerin, belki Çaykovski'nin bir balesini
Tabii. Oynuyor olabilirler, uyuyan güzel olabilir, efendim diğeri olabilir. Yine farklı bir resme geldik. Sevgili Mücahit Bora'ya buradan selamlarımızı gönderelim. Kendileri de izleyecekler bu programı. Gerçekten çok cesur renkler kullanılmış ve tamamen modern bir tablo anlayışı içinde çalışılmış. Çok cesur derken mavi ve siyah tonlarını çok iyi kullanmış değil mi? Evet. Peki bu da diğerleri gibi bir daha çok böyle duvarları süslemek amaçlı bir resim olabilir mi? Yani resim olarak öyle bir kaygı yok. Yani öyle bir kaygı yok burada. Sanatsal bir kaygı var. Zaten ben Mücahit Bora hocamızın 9 Eylül'de üniversitede hoca. Öyle mi? Evet. Mitolojik konulardan yola çıkarak bir şeyler yaptığını biliyorum. Çok büyük boyutlarda eserleri var. Hatta şimdi ilerleyen zamanlarda o Seba Art'ın yaptığı bir festival, bir anel olacak. Orada da eserleri olacak. Çok büyük boyutlu çalışır güzel, kendisi ama bu küçük boyutuyla sanatsal çok kaygısı olan çalışmalar. Değil mi? Burada mitolojik bir tip olabilir, tipler mitolojik, olabilir. Evet. Masaldan esinlenmiş. Çok şirin, renkli bir resme geldik. Emine Kılçık Tigin'e ait. Demin yine onun bir tablosunu görmüştük değil mi? Yok, Emine hocamın bir tane. Böyle mi? Ya da bu soyada benzeyen bir soyad mı vardı? Uyuğu var, o da değişik. O bana hatırlattı. Doğru. Burada bir akvaryum görüyorum gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Bana da öyle görünüyor. Çoğul bir balıkçı, balık ve akvaryum vazonun içerisinde veya kavanozun içerisinde hapsolmuş balıkları anımsattı bana. Evet. İç dünyasında. Yani özgürlüğe susamış bir insan ama... Evet, kaçmaya çalışıyor hatta birkaç yerden. Onu orada da zaten imzasını koymuş. Evet, doğru. Ama işte... Ama İş dünyası renkleri çok cesur kullanmış mı? Çok cıvıl cıvıl. Resmi renkli, yapan kişinin... Esas o yani, boğmuyor insanı çok yani. Çok güzel değil mi? Resmi renkleri yapan kişinin kullanmış. O kişiliği, içindeki o kıpırtı, hayat, yaşama leşesi güzelliği resmine de yansıyor. Çok güzel. Çünkü Emine hocam öyle yani hep balıklar deniz ürünlerini yapar. Bir de yine yapılan bir eseri. Çok güzel ama hakikaten. Çok, yani, çok evet, tatlı. Rengarenk. Kendisini kutlayalım buradan. Evet. Mutlaka yine güzel bir, farklı bir resme geldik. Selman Baki... Koca Selmani Baki, iyi de Koca İspir, evet. Hatay'dan gelen bir hocamızın çalışması. Evet, çok değişik. Evet, burada da işte lekeler, tonlar, ekspresyonist tarzda çalışma, dışa vurumcu tarzda bir çalışma. Evet. Duygu hali her zaman için temanın önüne geçiyor. Geçiyor. Vermek istenen şey, sen artık oradan yola çık. Çaresizlik mi var? Herkes farklı görüyor. Yani mesela ben bakarım üzüntümü görürüm. Siz bakarsınız başka bir yöne gidersiniz. Ben mesela bir çaresizlik gördüm. Evet, burada. Evet. Bir çıkış ayıp bulamama gibi ezilmişlik gördüm. Ezilmişlik var altında. Ezilmişlik var burada. Yani yok oluş var. Hani yani zencilerin yaşadığı o dönemler var. Amerikalıların alıp götürdüğü Köpler dizisinde olduğu gibi. Sanki o zencilerden birini görür gibi oluyorum. Ama şu anda değişik bir tablonun önüne geldik gerçekten. Tamamen naif diyebileceğimiz farklı bir tarz değil mi farklı efendim? Farklı bir tarz bu çalışma. Hem doku var çalışmada. Evet, özellikle kime aitmiş bakalım? Ayşe Resa Irmak. Evet. Buradaki farklılık ne diğer resimlerden? Kadın başlıkları temasıyla başlamış. Evet. Bir sürü başlıklar yapmıştı. Serisi var bunun. Ayrıca Resa Hanım arkadaşımızdı, benim arkadaşımdı. Özellikle. Bunun serisi var elinde. Çok değil. Bizim sergimiz için bunu gönderdi. Aynı gün, aynı saatte de bir başka yerde kendilerinin sergileri olduğu çok için de bize katılamadı ama eserini yolladı. Çok. Kendisine teşekkür ederim. Yanımızda oldu. Yanımızda harika oldu. Harika bir şey olmuş ama kutlayalım kendisini de. Ooo muhteşem büyük bir tabloya geldik değerli Nazım dostlar. Nazım Kervan. Nazım Kervan'a ait 2019 yılında yapılmış bir muhteşem çalışma. Diğerleri gibi farklı değil mi? Büyük panolar şeklinde. Ölçüleri biraz daha büyük tutulmuş. Bu cesaret midir sizce? Yani resmin ya boyutları önemli mi? Resmin boyutunun büyük olması akademik boyut olarak geçer normalde. Evet, evet. Fakat belli dezavantajları oluyor. Mesela farklı şehre sergiye gideceğin zaman büyük boyutu taşımak, götürmek çok daha zor. Zor oluyor. Ama tabii resmi kendini göstermesi, seni içine alabilmesi büyük resmi daha avantaj. Evet. Burada ne umuyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Burada umduğumuz yine demin baktığımız gibi kadının bir bakışı artık iç dünyasına kapanmış gibi görünüyor ama renklerle de açarsak kabartma renklerle, kesme çiçeklerle vesaire mutlu olmuş bir havası da var. Yanında da tuvalde kesme çizgi
kazıma yöntemi var. Evet. Kazıma yöntemiyle çalıştığımız zaman yeni çiçeklerde kazıma yöntemi var. Zor mudur o? Biraz daha. Yani şu motifleri yapmak. Evet, fırçaya nazaran kazıma yöntemiyle bir de kabartma yöntemi de var onda. Evet. Daha da biraz benim açımdan baktığınız zaman daha da biraz zorluk derecesi zorluk olduğunu biliyorum. Böyle Ebru Gündeş'i andıran bir fizyon. Farkında mısınız? Olabilir. Evet. Bakın şimdi şöyle Ebru Gündeş gibi gördüm. Fotoğraftan baktığımız zaman doğru söylüyorsun. Fotoğraftan baktığımız zaman şöyle. Evet. Sanki canlanıp Ebru Gündeş şarkı söyleyecekmiş gibi. Başlayacak evet. Söylemeye. Saçları falan silerseniz yüz kısmı. Çok değişik gerçekten. Yüz kısmı doğru söylüyorsun. Ama çok güzel bir tablo. Body değerini ölçmek mümkün değil, değil mi? Evet. Yani bir sanatçının sanat eserlerine tabii değer biçmek kadar zor. Çok hiçbir zor. Şey olamaz, değil mi? Zaten kadar yara eder şeklinde. Eserler bizim çocuğumuz gibi, kendi parçamız, ne bir parçamız. Zor, ay ne kadar zor, küçücük bile olsa onu bir ne? Arkadaşa hediye ederken bile insan hani vedalaşıyor onunla. Doğru. Çok bir parçan kopuyormuş hani gibi oluyor. Hani satmaya kalktığınız zaman acaba ne ederdi diye düşündüğünüzde ona fiyat kıymetini bilecek yere vereceksin. Değil mi yani? Evet yani onu hani evet, böyle sen çok gözün gibi sakınıyorsun, o çocuğun gibi görüyorsun. Onun kıymetini bilip güzel bir yerde onu koruyacak, emanet alacak bir yer lazım. Yani değer o zaman. O zaman hiçbir şeyi görmez. Evet, aman 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 yazı özlemişiz, değil mi? Şimdi çok güzel efendim Gülşen Kotan'a ait bir resim var karşımızda. Özlediğimiz yaz günlerini hatırlatıyor bize. Deniz hatırlatıyor. Hatta köpek de var galiba, değil mi? Evet. Böyle uzun bir giysiyle. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu bir peyzaj. Peyzaj. Yani, şey ama aynı zamanda da portre. Peyzaj. Değil mi yani? Evet. Peyzaj ve portre. Peyzaj. Evet. Deniz peyzajı. Deniz peyzajı. Ay bunu denizlerin olduğu resim peyzaj türüne de bir isim söyleniyordu da şu an aklıma evet gelmedi. Evet. Deniz, figür hepsi birleştirilmiş bir mekan tabii içerisinde. Hangi ekole giriyor? Empresyonizm mi? Yani post-empresyonist. Post-empresyonist ile ekspresyonist arası. Çünkü duygular ve o evet tuşeler, evet, boya katmanları ön planda. Yani çok fazla net çalışmıyor ama renkleri yan tabii yana vuruyor. Beyinde algılıyorlar. Değil mi efendim? Hemen geldik yine çok güzel bir tabloya. Ahmet Beyciğim bunu yorumlasın. Bakalım Banu Balcı'ya ait. Adı soyadı da enteresan. Banu Balcı. Efendi, değerli bir arkadaşımızdır. Bizlerle olduğu için memnun olduk. Yine evet burada bir balık ve denizin gökyüzüyle birleşiminden oluşan bir kaçış görüyorum ben kendi kendime. Çok benim güzel düşüncem, içimdeki hayal onu üretiyor. Ama bir tarafta da buzlar var, buzullar var. Buzullarda balık hatta sıkışmış balık gibi. Var, İşte demin söylediğim gibi balık evet var. Buzullarda sıkışmış gibi. Ama çok hoş görüntü, çerçevesi baskı de çok tarzı güzel seçilmiş. Baskı evet tarzı çalışmış. Yani duvarda çok güzel duruyor. Fon beyaz. Modern bir çalışma. Banu Balcı aynı zamanda balerindir. Öyle mi? Pilates hocasıdır. O yüzden şurada balerin vardı. O resmi de çok beğendim. O zaman çünkü kendi Banu alanı Balcı'yla bir röportaj alalım mı? Siz alalım aracı olur tabii musunuz? Tabii çok memnun sayın olurum. Sayın genel yayın yönetmenimiz Ahmet Eren Özen de arzu eder bunu. Tam ne diyorum? Bale sanatını ondan kesinlikle duyalım. Resim süper ve baleyi olur birlikte değil mi ele alalım? Çok memnun olur. Çok da hoş olur değil mi? Bence efendim de. Hemen geldik bir palyaçoya. Evet, görüyoruz ki Ümit Özkanlı tarafından yapılmış. Bitlis'ten Eren Üniversitesi'nde öğretim üyesi hoca olan öyle bir mi hocamız. Aa, çok enteresan. İzmir'deyken, İzmir'de çalışırken sergilerde denk gelmiştik. Evet. Aynı şekilde sergilerde yine beraberliğimiz devam evet ediyor. Peki çağırırken ressam arkadaşlarımızın eserlerini sergilemek için nasıl ulaşıyorsunuz? Yani bir kriter var mı? Tabii önce bana göndermelerini istiyorum. Çalışmaları görüyorum. Ona göre çalışmaların içerisinden seçim yapıyorum. Seçiyorum. Evet. Ama üniversitedeki hoca olan arkadaşlar zaten gönderdikleri çalışmalar ehil kişinin olduğu için doğru öyle bir şeye gerek yok. Yani bir elebeye tabi. Belli zaten ben buradayım diyor yani. Ben bu alanın hakimiyim diyor. Evet. Burada da bir kütüphane var değil mi? Hakkını yemeyelim onun da. Tuğba Aydar. Tuğba'ya ait kütüphaneyi resmetmiş. Yeni gerçekten mezunlarımızdan. Öyle mi? Gazi Üniversitesi mezunlarından. Evet. Bir çalışması da orada ilk başta başladığımız görmüştük çalışma. Görmüştük evet doğru. O da kitapları yani resmetmeye duvar, çalışıyor. Duvar, duvar dekoru gibi. Evet. Ama buraya geldik size ait resimlerin olduğu yer. Hemen ben böyle buradan geçip bu tarafa doğru. Siz de böyle alalım. Ahmet Bey de arkaya buyursun böyle. Siz de efendim sığdık değil mi kadra? Sığdık. Şimdi siz kendinizi anlatıyorsunuz efendim. Kendi çalışmalarım farklı şöyle temalar. Şöyle elinizi alın lütfen bunu. Farklı temalar.
Bir ara kedilerim vardı benim evde. Ben oğlum çok istemişti. Ondan sonra bu resmi yaptım. Sonra da işte şu alan boş kaldı kompozisyonu yerleştirirken. Dedim ki şuraya bir fare yapayım. Hani kediyle fare ne... Fare yaptım. Evet. Ay fare o kadar iğrenç bir etki verdi ki bana. Mi? Hemen kapattım. Yumak yaptım. Ama bunun içinde şu anda fare var. Oraya gidiyorum. Yumakla. Ama nasıl kötü evet. gözükmüştü. Burada çok da şirin. Bergama'da öğretmenlik yaptım. 13 sene kaldım orada. Evet. Bu şekilde deriden deri üzerine resimler yapıyorlar. Onların yapılım aşaması. Bu şekilde bu ortamları yani gördüm. Ön plana alıyorsun. Tabii yani yaşadığım yerleri. Hani demin nasıl orada çiğ köfte değil mi? Yuran kişileri, çiğ köfte yuran kişileri ele aldınız. Burada da görsellik var ya. Gördüğünüz şeyi resmetmekten hoşlanıyorsunuz. Hem biraz fotoğrafçı gibi de görüyorsunuz olayı değil mi? Fotoğrafçı gibi görüyor. Evet, evet. Yani o yakalayıp o enstantaneyi onu resim haline getirmeyi seviyorsunuz. Size ait bir çizgi bu. Çünkü onları yaptığım zaman resmi daha çok benimsiyorum. Evet, kendimi, evet. Kendimi ifade etmesi lazım. Yaşadığım şeylerden yola çıkınca bu oluyor. Daha güzel şeyler çıkıyor. Peki en son? Oğlum. Ah öyle mi? Oğlum ve kedileri. Ah canım benim. Kaç yaşında? Şu anda 13 yaşında. Maşallah. Buradayken biraz daha küçüktü tabii. O da kedileri seviyor. Evet, kedileri zaten o istediği için aldım. İki tane kedimiz var. Çok da şekerler ama. Ben de resmini yapmak istedim. Çok güzel olmuş gerçekten. Harika. Bu da öyle çok hoş bir natürmort olmuş. Gerçekten çok güzel resimler gördük. Harika şeyler gördük. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Gerek size gerek size çok teşekkür ediyoruz bizi. Efendim, bu programda konuk aldığınız için. Şimdiden sonraki hayatınızda, sanat hayatınızda da başarılar diliyoruz. Buradan Grup TV izleyicilerine neler söylemek isterdiniz? Buyurun. Önce hanımefendiler. Grup TV izleyicilerine keyifli izlemeler diliyorum. Hamza Rüstem fotoğraf evinde sergimiz ayın 17'sine kadar devam ediyor. Gelsinler, görsünler. Birebir resimlerle muhabbet etsinler. Haşır neşir olsunlar. Haşır neşir olsunlar. Ve TV'mize abone olsunlar, beğensinler bizi. Evet, herkesi davet ediyoruz programa. Buyurun efendim. Ahmet Eren Özen'in yönetiminde siz Gülsen Çakmak beyefendinin teşrikleriyle sağ olun. Teşekkür ediyoruz bizlere. Bizlere bu imkanı sunduğunuz için yürekten teşekkür ederiz. Grup TV'yi herkesin takip etmesini, izlemesini talep ediyorum. Daha doğrusu istiyorum direkt ben. Çok güzel. Ayrıca da sanat diyoruz. Dünya sanatsız olamaz. Olamaz diyoruz. Sanat olmadan olamıyor. Evet. Sanat güneşimiz Zeki Müren nasıl zamanında bizlere Zeki Müren'ken sanat güneşi oldu ise evet. Sanatsız bir dünyada sanat da aynı şekilde çok her güzel. Haliyle ne olursa olsun sanat çok dostluk, barış, çok güzel. Kardeşliği getirir. İnsanca bir şey anlatıyor evet. Değil mi efendim? Bir şey daha buyurun, söyleyeceğim buyurun. Ben unuttuğumuz. Şimdi bu sergimizi açarken Dünya Sanat Günü'nü kutlayarak başlamıştık. Ve sergimiz Dünya Sanat Günü için açıldı. Evet. İzleyebilirler, gelebilirler. Hemen ve hep beraber. Verir misiniz nasıl bulacaklar burayı? Burası Hilltown'un karşısında. Karşı yaka Hamza Rüstem Fotoğraf Sergi. Evi ve Özel Müzesi olarak geçiyor. Sergi salonu. Hem de fotoğraf sergisini izleyebilirler. Evet, belki. Tarihi eserler de var bahçede. Ne zamana kadar açık devam? 17'sine kadar. 17'si, bu ayın 17'sine kadar açık. Çok güzel. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel dakikalarınızı ayırdığınız için. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi bugün aynanın önündekiler değil, aynanın gerisindekilerle birlikteyiz. Çünkü aynanın önünde olma olmama durumu değişebiliyor. Ama hayat aynanın ta kendisi. Siz ona baktığınızda kendinizi görebilirsiniz. Bugünkü tablolarda yine kendimizi bulduğumuz, gördüğümüz gibi. Bu programda sizlere güzel şeyler sunmaya çalıştık. Her şey gördüğünüz gibi olsun efendim. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz.